Efendim, İsrail'in abluka altındaki Gazze'de bir hastaneyi bombalamasının ardından binlerce vatandaş sokağa çıktı. İstanbul'da eylemlerin adresi ise İsrail Başkonsolosluğu oldu. Bölgedeki son durum için Deniz Çelikoğlu'na döneceğiz. Deniz, hemen son durumu senden dinleyelim. Tepkiler devam ediyor mu? O noktadaki son durum nedir? İsrail'in Gazze'deki bir hastaneye hava saldırısının ardından en az 500 kişi, 500 sivil hayatını kaybetmişti ve işte bu hain saldırının ardındansa çok sayıda kişi hem dünyada hem de yurt genelinde birçok kişi sokaklara çıktı bu hain saldırıyı kınamak için. O adreslerden biri de şu anda bulunmuş olduğumuz Beşiktaş'taki İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu'ydu. Hem Ankara'daki Büyükelçilik önünde hem de bu noktada dün akşam saatlerinde yoğun bir kalabalık vardı. Vatandaşlar ellerinde Filistin bayraklarıyla bu noktaya gelmişler ve İsrail'in hain saldırısını, adeta yaptığı katliamı kınamak için bu noktaya gelmişlerdi ve yüzlerce, binlerce kişi buradaydı. Hemen burayı da sizlere göstermek istiyorum aslında. Şu anda olmuş olduğu gibi aslında dün burada geniş güvenlik önlemleri alındı. Bu şekilde bariyerler, konsolosluğun çevresine bariyerler çekildi, tomalar dizildi ve çok sayıda polis ekibi buraya konuşlandırılmıştı ve saldırının ikinci gününde de yine sabahın erken saatlerinden itibaren bu noktada yoğun bir güvenlik önlemi alındı. Ancak şunu söyleyebiliriz ki dün akşam saatlerinde buradaki kalabalık arasında bazı kişiler burada konsolosluk binasına girmeye çalıştılar ve polis ekipleriyle aralarında bir arbede yaşandı. O kişiler burada binalara ve çevreye zarar vermeye çalıştılar. Taşlı sopalı, meşaleli ve havai fişekli saldırıda bulundular konsolosluğa girebilmek için ve polis ekipleri bu kişilere müdahalede bulundu. Bugün İstanbul Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Bu saldırılarda 5 kişinin gözaltına alındığı açıklandı ve bir kişi bu olaylar sırasında burada toplanan vatandaşlar arasından bir kişi kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı, ancak hayatını kaybettiği öğrenildi ve olaylarda yine 43'ü polis olmak üzere toplam 63 vatandaş yaralandı. İstanbul Valiliği tarafından açıklandı bu bilgiler dakikalar önce. Bir kişi olaylar sırasında bir kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yine taşkınlık çıkaran bazı kişilerse konsolosluğa girmeye çalışan bazı kişilerden 5 kişi gözaltına alındı. Polis müdahale etti. Yine Ankara'da da benzer görüntüler vardı. Bugünse burada sakin, buranın önünün sakin olduğunu söyleyebiliriz. Herhangi bir protesto gösterisi bulunmuyor, ancak polis ekiplerinin bu şekilde yoğun bir güvenlik önlemi söz konusu. Her türlü olaya karşı İsrail Başkonsolosluğu, İstanbul'daki Başkonsolosluğu önünde bu şekilde bir güvenlik önlemi alındı. Diyanet İşleri Başkanı da bir açıklama yaptı. Ali Erbaş, bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde selalar okunacak dedi ve öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazının kılınacağını da söyledi. Yani bugün tüm Türkiye'de camilerde öğle namazı öncesinde İsrail'deki o hain saldırı için selalar okunacak. Yine hayatını kaybeden Müslümanlar içinse öğle namazına müteakip bir cenaze namazı kılınacak. Şu anda şu dakikalarda İsrail Başkonsolosluğu çevresindeki aslında durum bu şekilde, son durum bu şekilde. Herhangi bir protesto gösterisi bulunmuyor. Sadece yoğun bir güvenlik önlemi var. Bu şekilde bariyerler çekildi. Çok sayıda toma burada ve çok sayıda yine çevik kuvvet polisi de burada nöbet tutuyorlar. Sadece bu noktada da değil, buranın hemen arka tarafında da, sağında, solunda çok sayıda polis ekibi burada geniş güvenlik önlemi almış durumda. Filistin'de de bu olayın ardından 3 günlük yas ilan edildi. Yine Filistin Devlet Başkanı, ABD Başkanı Biden'ın olan görüşmesini iptal etti. Bölgedeki son durumları da zaten arkadaşımız Oğuzhan da aktardı. Buradaki durum da bu şekilde. Bizler haber nöbetimizi sürdürüyoruz diyelim. Sözü yeniden merkeze bırakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.